birçok müzik parçasında, özellikle de popüler dans türlerinde ritim sabit kalır. Tüm balo dansları ve marşlar sabit ölçüye sahiptir. Baştan sona 2 bölü 4'lük ölçü ile devam ederler. 18. ve 19. yüzyıllara ait pek çok müzik eseri için de aynı durum geçerlidir. 19. yüzyılın ikinci yarısında ve 20. yüzyılın başlarında besteciler eserlerinde veya eserin bir bölümünde ölçü değiştirmeye başladılar. Daha önceki ders videolarımızda ölçüler ve farklı ölçü işaretlerinden bahsetmiştik. Sam Johnson, Cello Concertos'unun son bölümüne baktığımızda ölçülerdeki basit değişiklikler gözümüze çarpar. 2 bölü 4'ten 3 bölü 4'e geçiş, tekrar 2 bölü 4'e dönüş ve yine 3 bölü 4'e ve son olarak 4 bölü 4'e geçiş gibi. Bir başka örnek Philip Glass'ın Harmonium Mountain isimli eseridir. Dinleyeceğimiz bu bölümde besteci 2 bölü 4, 3 bölü 4 ve 4 bölü 4'lük ölçüleri bir arada kullanır. David Stock'un 2010'da yazılan Blast isimli eserine baktığımızda ise ölçülerin çok daha karmaşık bir şekilde bir arada kullanıldığını görebiliriz. Besteci 5 bölü 8, 7 bölü 8, 3 bölü 4 ve 4 bölü 4 gibi basit ve aksak ölçüleri bir arada kullanır. 4 bölü 4'lük bir ölçüde vuruşların çeşitli nota uzunlukları kullanılarak rahatlıkla bölünebileceğini gördük. İkilik nota, dörtlük nota, 16'lık ya da 32'lik notalar gibi. Peki ya bir besteci daha ritmik bir etki yaratmak için bu dörtlük notalardan birini 3 eşit parçaya bölmek isterse ne olur? Besteci bunu 3 adet 8'lik notadan oluşan bir grubun üstüne veya altına 3 işareti ekleyerek yapabilir. Buradaki 3, bu 3 notanın bir dörtlük nota ile eş sürede çalınacağını gösterir. Philip Glass'ın Harmonium Mountain isimli eserine dönelim. Bu bölümde kemanlar üçleme adı verilen üçlü nota grupları çalıyor. Viola ve cellolar ise dörtlük notalarla eşlik ediyor. Daha sonra viyolalar da kemanlara ve çaldıkları üçlemeye katılıyor. Çellolar sekizlik notalara geçiyor ve kontrbaslar dörtlük notaları devralıyor. İkili notaları aynı toplam sürede çalınan üçlemelere çeviren bu yöntem herhangi bir ikili ölçüde kullanılabilir. Besteci bu üçlü vuruşu farklı şekillerde de bölebilir. Örneğin, bir vuruşta 3 adet sekizlik nota yerine 1 sekizlik ve 1 dörtlük nota ya da tam tersi 1 dörtlük nota ve 1 sekizlik nota kullanılabilir. Her halükarda notaların altında veya üstünde 3 işareti bulunmalıdır. Ravel'in Daphnis and Chloe isimli eserine bakacak olursak, burada 5 bölü 4'lük bir ölçü olduğunu görürüz. Ravel, üçleme olduğunun anlaşılması için her bölüme 3 işaretini eklemiş. Bölümün devamında ise 3 işaretini yazmaya devam etmemiş. Müzisyenler tarafından anlaşıldığını düşündüğü için eklememiş olabilir. Üçleme, karşımıza çıkabilecek en yaygın ölçü değişimlerinden biridir. Ancak bir vuruşluk süreye 3 yerine 5 nota da yazılabilir. Bu kez notaların altına veya üstüne 5 yazılır. 6, 9 veya ölçü zamanına uymayan herhangi başka bir sayı da olabilir. Hatta 6 bölü 8 gibi bileşik bir ölçüde de aynı şey yapılabilir. 6 bölü 8'lik bir ölçü, 1 adet noktalı 2'lik nota, 2 adet noktalı 4'lük nota, 6 adet 8'lik nota veya 12 adet 16'lık notadan oluşabilir. 4'lük ardına 8'lik veya 8'lik ardına 4'lük notalardan da oluşabilir. 6 adet 8'lik notaya eşit olan her türlü kombinasyon yazılabilir. Eğer besteci 1 noktalı 4'lük nota yerine 4 nota istiyorsa, bu dörtlü grubun altına veya üstüne dört işareti koyar. Gördüğünüz gibi, notaların yazımı epeyce karmaşık bir hal alabilir. İlerleyen derslerde bu konuya yeniden değineceğiz.